Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Farm Simulator 17'nin kaldığımız bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle beraber Farm Simulator 17'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bu bölümde? Yine hasat yaparız. Sonra size bilgilendirmeler yaparım. Nasıl oynanır, nasıl işte tarla sürülür o tarz şeyler yapacağım arkadaşlar. Birinci bölümde zaten ilk izlenimimizde zaten anlatmıştım. Arkadaşlar bu birinci bölümünü çok fazla izleyen oldu. Bu yüzden ikinci bölümünü de bugün çekiyorum arkadaşlar. İnşallah çekiliyor şu an. İnşallah sıkıntı olmazsa. Ben arkadaşlar videodan önce 2-3 tane mod yükledim. Birkaç tane Massey Ferguson modu. New Orleans'ın küçük bir traktör modu falan ekledim. Onları bu bölümde belki alamayabiliriz. Paramız olmayabilir. Hemen paramıza bir bakalım. İlk önce şurayı bir ekelim arkadaşlar, değil mi? Evet. Şu şekilde hemen traktörler. Bu değil. Şuradan en sona gelelim. Evet. Şu neydi onun adı? Şeyin. New Orleans'ın. Şu da Massey'in. Bir de Massey'in şurada da var. Şu güzel gözüküyordu. 172.000 arkadaşlar. Bir de buna eklemeler yaparsak 135.000 oluyor. Birazcık pahalı ama güzel traktöre benziyor. İnşallah kirli gelmiyordur. Orada kirli gözüküyor ama. Evet, buradan Türk Fight'ımızla hemen bir şeyimiz şey için gerek yok. Klasörü buraya salabiliriz. Hemen arkadaşlar bir şeyler arkadaşlar ekildikten sonra hemen ilaçlama makinesi almıştık. İlaçlamamız lazım. İlaçlamak ne yapıyor arkadaşlar ekinlerimize? Daha çok ekin veriyor. Ekinlerimiz daha sağlıklı oluyor. O şekilde. Yani biz bunu yaptığımızda ekinimiz daha çok ekin verecek. Yani İlaçlamadan işte 1 ton veriyorsa ilaçladıktan sonra 2 ton verir. Evet, bu yine ön kaldırmaya başladı. Bunu arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim. X ile arkadaşlar X tuşuyla bunu açıyoruz. Şöyle bir kapansın bir saniye. Böyle ışıklarımızı da F tuşuyla açıyoruz. Şurada zaten bütün her şey gözüküyor. Şimdi X tuşuyla hemen açıyoruz. Şöyle sonra arkadaşlar açıldıktan sonra şöyle açılsın. V tuşuyla da şeyimizi indiriyoruz. İlaç makinemizi indirelim ki biraz daha iyi olsun. Hemen şöyle bir sıfırdan alayım ki. Evet, yine sıfırdan olmadı ama traktörümüz de kayıyor, taşıyor mu? Evet arkadaşlar, V ile indirdikten sonra B tuşuna basıyoruz ve makinemiz çalışıyor. Benim traktörüm birazcık şey olduğu için kayıyor arkadaşlar. Evet şöyle. Kaymadan evet bayağı sanki ya gerçekte böyle olmazdı. Gerçekte ıslaksa olur. Da bu niye böyle bu kadar şey yapıyor? Şimdi düz yok, bu sefer de sola çekiyor. Evet şöyle bir toparlamamız lazım. Evet. Hayır. Tamam. Evet. Şu an bir saniye. Evet. Tamam. Güzel ilerliyor. Bunu işçiye verebilirdim ama bunu ilk defa yaptığımız için size gösteriyorum. Evet. Bu köşeye geldiğimizde şu ışıklarımızı F ile kapatıyoruz veya açıyoruz. Burada B ile ilaç makinemizi kapatıp V ile kaldırıyorum ben. Sonra ardından tekrar şöyle bir hiza alalım. Evet şu an ön kaldırıyor. V'ye indirelim mi? Çok sıkıntılı bir ilaçlama oluyor. Evet B'ye tekrardan çalıştırıyorum. Bunu bu arada kalkırken de yapabilirsiniz. Hani V tuşuna basmadan da yapabilirsiniz. Allah. Şurası gidiyor. Hatta V tuşuyla yapmadan ön kaldıra kaldıra daha bir iyi gidiyor sanki. Evet. Şu an bayağı bildiğiniz ön kaldırıyoruz. Eskilerin traktörüyle. Evet. Şöyle. Güzel. Buraya işçiye verelim.
İşçi bakalım nasıl yapıyor. Bir de işçi izleyelim. Evet, buyur geçebilirsin. Evet, işçi de ön kaldırıyor yine. Evet, bakıyoruz. Evet, nasıl dönecek bakalım. Üf. Abi sen çok gittin ya. Yok deve. Abi sen ne yapıyorsun? Adam beni ezecek. Abi sen in. İn abisi in. Abisin sen ne yapıyorsun? Abi adamın yaptığına baksanıza. Tamam traktörün kontrolü şu an çok kötü de yani. O kadar da kötü değil. Siz tabii arkadaşlar bunun için ya kendi traktörlerinizden ya da daha iyi bir traktörle sürebilirsiniz. Ben nostalji olsun diye yani sevdiğim traktör olduğu için. Evet. Şöyle. Şöyle düzlememiz lazım. İyidir. Şöyle azıcık kenara kaysak. Çok az daha. Hayır, çok kaydık sanki. Evet. Abi arka tekerler bile, bu arada tekerler ağırlıklı. Nedense kayıyor. Önde şeyimiz yok çünkü. Ağırlığımız yok ve mod olduğu için bu takılmıyor maalesef. Ağırlık olsa bence hiçbir şey olmazdı. Yani hiç böyle zorlanmaz. Bak orayı almadı. Bak bu patina çekiyor bak. Zorlanıyor traktör. Hadi. Tamam orası da iyi şey olmasın. Bir şey olmaz. Evet. V ile şunu şöyle B ile kap. Evet. Hadi hiçbir hayır çok önemli. Aa, kaldırmıyor. Kaldırıyor yine. Tamam B ile açalım. Tamam bu aha bak. Şu an hiçbir şey olmuyor. Tamam böyle rahat gidiyor. Tamam. Şurayı da alalım. Evet. Burada arkadaşlar zamanın hızlı gidip gitmeyeceğini siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani ekinlerinizi ekliniz. Ekinleriniz büyüyecek. Ama yavaş büyüyorsa arkadaşlar 7 tuşuyla hızınızı yani zamanı oyunun zamanını hızlan 7 tuşuyla azaltıyorsunuz. Bakın nasıl göstereyim size. Şurada şu an mouse'un olduğu yerde bir tane yer var. Orada 1 yazıyor bak saatin altında inşallah görüyorsunuzdur paranın yanında 1 yazıyor. O 1 arkadaşlar zaman yani dakikada bilmem bir şey saniye. Onu ben 7 ile düşürdüm 8 ile yükseltiyorum mesela bunu 120 yaparsam 120x hızıyla çok hızlı bir şekilde zaman geçecek. Ben şu anda zamanın hızlı geçmesini istemiyorum. O yüzden yavaş geçiyor. Evet, şeyimiz bitti. Şöyle bir makineyi katlayalım X tuşuyla. Evet, ön kaldırmadan gidebiliyoruz derken, evet ön kaldır. Bu ön kaldırma şu tekerler hep böyle duruyor sanki. O modla alakalı bir şey. Şimdi arkadaşlar fren testi yapacağız diyecektim. Evet, yap. Şu direğe geçtikten sonra duracağım. Durdu. Mükemmel ya. Şu direğe geçtikten sonra duracağım ben. Duruyor ya, duruyor. Evet, birazcık garip oluyor ama şuradaki tarlamızı da yapacağız birazdan. Şimdi inanılmaz derecede kayıyor. Bunu bir aşağı indirebilir miyiz? Evet. Üf, böyle daha fena oluyor. Sanki karda şey yapıyor. Tamam. Bu neymiş? Bu dolmak üzere. Sığmaz. Bunu bir bırakalım bence. Bıraktık mı? Evet. Traktörde 2 saat çalışmasını bekliyoruz. Şuradan. Bunu şöyle bir bağlıyorum. Tamamdır. Da daha dolmamış. Şunu bakın şeyleri yakmış. Ben dolacağım birazdan falan diyerek. Evet arkadaşlar siz hiçbir tuşa basmadan eğer ki işçi değilse şeyiniz hemen bu şekilde
işçi size boruyu açacaktır. Ama siz nasıl açılacağını işçi de değilse hemen buraya şeyin bir çardağa biniyoruz. Buradan bir saniye heyden çek. Oh. Heh. Arkadaşlar burada bakın diyor ki boruyu aç. Oyla boruyu açıyoruz. Ve traktörü aşağı altına getirdiğimiz anda otomatik bir şekilde boşaltıyor. Şu şekilde işçiye verdim ben. Hemen şuradan traktöre binelim. Evet, bu dolana kadar büyük ihtimalle bütün hepsini almayacaktır gramak. Alacağı kadar 8.000 mi? Neydi bunun zaten şeyi? Evet, 8.000 neredeyse oluyor. Evet, 8.000 doldu. Şimdi gidiyoruz. O da otomatik bir şekilde kendi borusunu kapatıyor gördüğünüz gibi. Evet. Traktörümüz de ilerliyor. Kardeş önüne baksana ya. Ablacım yani. Olmuyor böyle şeyler. Bilerek kaos çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu da arkadaşlar ister satabiliyoruz. Nerelere satıyoruz? Bakın burada harita var. Bir saniye. Hatta büyük haritayı göstereyim. Arkadaşlar burada köy tahıl ambarı var. Satabileceğimiz. Kereste deposu, fırın. Sonra burada bir yer daha var. Sebze ambarı, biyogaz tesisi, nakliye şirketi, iphane. Buralara arkadaşlar satabiliyorsunuz. Hangi yer daha çok para veriyorsa onu da buradan bakabiliyorsunuz. Değirmen mesela en çok 1534 lira dolarla ayçiçeği alıyormuş. Mesela biz mısır satıyoruz. Mısır en çok neredeymiş? 698'de tahıl ambarındaymış. Ama ben bunu oralara götürmeyeceğim şu anlık. Bunları biriktireceğim arkadaşlar. Bunu nereye koyuyoruz ama? Burada da bir tane daha var. Burası da bizim kendi depomuz arkadaşlar. Burası bizim. Yani buraya döktüğünüzde hiçbir para size gelmez. Peki klasörü nasıl boşaltıyoruz? F1'de zaten yazıyor. Boşaltma yönü geri diyor. Bunu sağ sol yapabilirsiniz. Ben geri boşaltacağım. I da boşaltma tuşuymuş. I'ya basıyorum. Ve boşalıyor. Çok kolay bir şekilde. 200-300 evet. Bütün buğday boşaldı. Klasörümüz de gerçekçi bir şekilde iniyor. Bu boşalttıklarımızı nasıl alıyoruz peki? Burada böyle bir yer var. Ben buraya geliyorum. R'ye basıyorum. Burada istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Burada ambarımızda bulunan. Bunlar bedava. Bize bedava olarak veriyor. Buradan başlata tıkladığınızda buradan dökülmeye başlıyor. Ben şimdi başlatmayayım. Evet, hemen şu şekilde gidelim. Arkadaşlar ben bugün paramız 3.000'di. 3.000'den 1.900'e düşmüş. Bir dahaki video eğer ki paramız yeterse taşınabilirlerden bu biçerdöllerle şeyi traktörleri koymak için şöyle bir küçük depolama barınağı almak istiyorum. Küçük araç barınağı var ama çok şunlar mesela çok tipsiz. Çok kötü gözüküyorlar. Ben bunları daha çok seviyorum şunları. Depolama şey ama onlar daha bir güzel ve ağırlık alırız arkadaşlar. Hatta hemen ağırlık falan almamız için aslında satış yapabiliriz hemen. Çok iyi olur bu. Size de gezdirmiş olurum etrafı. 13-14. dakikalardayız. Şu anda 14. dakikaya girdik. Evet. Buradan arkadaşlar ne dediydim? R'ye basıyoruz. Buğday diyor. Buğdayı boşaltıyor. Başlatıyoruz ve boşalıyor gördüğünüz gibi. Evet. Çok hızlı bir şekilde o şeydeki gibi değil. Neydi onun adı? Bir çardağdaki gibi boşalmıyor. Burada arkadaşlar nasıl traktörün bu iç kısmını görebiliyorum. Sonra geri nasıl böyle olabiliyorum diyenler varsa C'ye basıyoruz arkadaşlar. C'ye bastığımızda böyle, bir daha bastığımızda da böyle oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar bu yer şuradan çıktıktan sonra burada bir yol var. Yoldan dimdirek çıkıyoruz. Şu anda traktör çekmiyor tabii ki. Evet, daha demin durmasaymışız keşke. Işıklarımızı bir yakalım. Arkadan araba görmez miyiz? Evet. Şu anda çıkmaya çalışıyoruz ve çıktık. Evet. Şimdi arkadaşlar dümdüz devam ediyoruz buradan.
Şurada PCM yazıyor. Oradan dümdüz gidiyoruz. Ardından şurada bir yol ayrımı çıkacak. İsterseniz ben direkt buradan dalıyordum. Şimdi video özel buradan gideyim. Arkadaşlar şu ileride bir yol var. Orası mağazaya gidiyor. Burada da bir topraktan yol var. Buradan döndüğümüzde evet, birazcık şey görünüyor. Burada arkadaşlar köy tahıl ambarı var. Buradan siz bir şey alamıyorsunuz diye biliyorum ama bakarız yine. Burada tarla var. Tarlada çalışabiliyoruz vesaire. Hatta bir dahaki videoda çalışabiliriz arkadaşlar. Çok eğlenceli olur. Evet, hemen buraya boşaltalım ve buradan bize kaç lira para elde edeceğiz ona bir bakalım. 3000, 4000, 5000. Evet, 5494 liramız oldu. Güzel para. Yani idare eder. Evet, buradan bir şey alabiliyor muymuşuz? Evet, alamıyormuşuz. Evet, hemen buradan dümdüz devam edelim. Yine aynı geldiğimiz yoldan. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzu bu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıya istiyorum yazın. Ve arkadaşlar yorumlara Farming Simulator 17 mod nasıl kurulur detaylı video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan abone olup ve yorumlara bildirin ki detaylı video istiyorum deyin. Evet arkadaşlar, inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.